Ben Bayındır Söğütüze Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Doçent Doktor Ece Esin, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Bugün bu söyleşimizde sizlerle beraber kanser hastalığı nedir, kanser hastalığının sonuçları neler olabilir, bu sonuçları önlemek için kanserde erken tanı yöntemleri mevcut mudur ve hangi erken tanı yöntemleriyle kanserlerde başarılı tarama ve erken tanı şansımız bulunmaktadır. Bu konularda beraber konuşuyor olacağız. İlk olarak kanser nasıl oluşur, nedir? Bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Kanser vücudumuzun öz hücrelerinden kaynaklanan bir oluşumdur. Vücudun kendi hücreleri normal büyüme, gelişme ve e, ölüm mekanizmalarına tabi olan hücrelerdir. Ancak gerek kalıtsal, gerek sonradan olan çeşitli mekanizmalarla vücudumuzun öz hücreleri bu kontrol mekanizmalarından kaçabilirler kontrolsüz büyüyebilirler, kontrolsüz gelişebilirler ya da durmaları ve hayatlarının bitmesi gerektiği yerde bu sonlandırıcı mekanizmalarından kaçarak ölümsüz bir hal alabilirler. İşte bu aşırı büyüyen, aşırı gelişen ve ölümsüz özellik kazanan hücre topluluklarını hangi organdan kaynaklanırsa kaynaklansın biz bu duruma kanser diyoruz. Kanser kendi hücrelerimizden kaynaklandığı için bunları vücudumuzun savunma mekanizmaları kolay kolay tarayamaz ve bu savunma mekanizmalarından kaçan hücreler zamanla kendi içerisinde tümör evrimleşmesiyle çok daha farklı ve hayatı tehdit edici bir unsur haline gelebilir. Her organın tümörü kendine has bazı özellikler ve gelişim mekanizmaları taşır. Bazı tümör tipleri için oluşum süresi bir hücreden gözde görülür şikayet oluşturabilir tümör haline kadar geçen süre günlerle kısıtlı iken bazı organ tümörleri için bu süre aylar hatta yıllarla karakterize edilebilir. İşte bu aylarla ya da yıllarla karakterize edilebilen tümör tipleri için özellikle tümörü daha şikayet oluşturmadan ya da şikayet oluştursa bile çok ciddi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duymadan erken tanımak bu kişi için hayat kurtarıcı bir müdahale olmaktadır. Bugünkü konumuzda ölümcül bir tehdit olan kansere karşı alınabilecek erken tanı yöntemleridir. Neden bu kadar önemli? Çünkü tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklarla beraber kanser hayatı tehdit edici en önemli iki hastalık arasında yer alıyor. Dolayısıyla biz hangi organdan kaynaklanırsa kaynaklansın. Eğer elimizde kullanabildiğimiz yöntemleri erken dönemde kullanabilirsek bu savaşı, bu hayata karşı yaptığımız savaşı kazanma şansını elimize almış oluyoruz. Öncelikle Türkiye'de görülen kanserler hakkında biraz konuşalım. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan bir kurum olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi yani kısaltılmış adıyla KETEM, Türkiye istatistiklerini tutan ve kanserde erken tarama programlarını oluşturan birimdir. KETEM verilerine göre Türkiye istatistikleri incelendiğinde Kadınlarda görülen en sık kanser tipi meme kanseridir. Bunu akciğer kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri ve yumurtalık kanseri izler. Erkeklerse ise başı akciğer kanseri tutmaktadır. Bunu prostat kanseri, yine kalın bağırsak kanseri, mesane ve mide kanseri takip etmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde kanser sıklığı yaşla beraber artar ve bu artan sıklıkta görülen Hayatı tehdit edici bir hastalık olan kanser, buna rağmen birçok erken tanı yöntemleri sayesinde başarıyla erken zamanda tedavi edilebilmektedir. Hangi kanser tipleri için erken tanı yöntemleri mevcuttur? Bunlar hakkında gelin beraber tekrar konuşalım. Meme kanseri artık dünyada her 8 hatta her 7 kadından birini etkilediğini bildiğimiz bir kanser türüdür ve ileri evrelerde saptandığında iç yapısına göre ölümcül seyredebilmektedir. Neyse ki çoğu meme kanseri türü için erken tanı yöntemleriyle bu batsız talihimizi geri çevirmek mümkün olabilmektedir. Mamografi bir radyolojik yöntemdir. Memeye yönelik çekilen, çeşitli açılardan çekilen filmlerle normal meme iç dokusuyla tümörlü dokuyu birbirinden ayırt etme özelliğine yarayan ciddi bir yan etkisi olmayan, düşük dozda bir X-ray ışını vererek ciddi bir yan etkiye sebep olmadan çoğu kadını daha oluşum aşamasındayken, daha küçük bir tümör aşamasındayken meme kanserine karşı teşhis şansı bulunan bir yöntemdir. Hali hazırda keten programları ve bizim de hastanemizde rahatlıkla uyguladığımız tarama yöntemleriyle mamografi ile her 40 yaşından sonraki her kadını yılda bir mamografi yöntemiyle meme kanserine karşı tarama mümkündür. Mamografinin çoğu tümör altyapısı için meme kanserine erken dönemde tanıma şansı vardır. Bu sayede çok ciddi, çok büyük boyutlu ameliyatlara gerek kalmayabilir. Ameliyatlar sonrasında alınması gereken tedavi, kemoterapi ya da radyoterapi ihtimalini çok çok aza indirebilir. Hatta tamamen ortada kaldırabilir. Bu nedenle mamografi ülkemiz koşullarında 40 yaşını bitirmiş her kadın için yılda bir mutlaka yapılmasını önerdiğimiz tetkiklerin başında gelmektedir. Ancak meme kanseri için sizin de kendiniz alabileceğiniz bazı önlemler var mamografi dışında. Her 20 yaşından sonra her kadının aylık olarak menstrual siklusta kendi kendini muayene etmesi, yine 20 yaşından sonra her kadının en azından yılda bir bir dahiliye, bir genel cerrahi, bir onkoloji uzmanı tarafından muayene edilmesi, meme muayenesi yapılması. 40 yaşından sonra da her yıl yapılacak mamografi ile çoğu meme kanserini hali hazırda gelişmiş olanlar dahil erken dönemde tanımak ve daha kolayca tedavi etmek mümkündür. <laughs> İkinci sırada en sık görülen tümörler hem kadınlarda akciğer kanseridir, erkeklerde ise akciğer kanseri en başta yer almaktadır. Ve tüm kanser tipleri içerisinde en ölümcül seyre sahip tümör akciğer kanseridir. Aslında akciğer kanserini tarama yöntemi olarak düşünmeden önce akciğer kanserini önlememiz mümkün. Çünkü yaklaşık olarak akciğer kanserinin %90-%95'i sigara ve tütün mamülü içimiyle ilişkili. Dolayısıyla sigara ve tütün mamüllerinden hayatımız boyunca uzak kalarak biz zaten akciğer kanserini baştan önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla sigara ve tütün mamülü satışı ve kullanımının mümkün olduğunca önüne geçilmesi ve bu önlemlerin daha geniş çapta yapılabilmesi aslına bakılırsa akciğer kanseri için en önemli basamak olmaktadır. Ancak tabi zararın neresinden dönülse de kardır. Siz sigara içiyorsanız bile, şu anda bile içiyorsanız bile bu konuşmayı dinledikten bir dakika sonra sigarayı bırakma karınız, kararınız sizin kendi hayatınız için yapabileceğiniz en iyi, en önemli adım olacaktır. Her şeye rağmen eski sigara içicilerinde ya da sigarayı hala içenlerde son yıllara kadar önemli, etkin ve hayatı kurtaran bir tarama yöntemi mevcut değildi. Ancak Dünya Salgı Örgütü, Amerikan Kanser Cemiyeti düşük doz tomografi ile yılda bir kez yapılacak düşük doz tomografi ile Sigara içmiş, yüksek miktarda sigara içmiş ve hali hazırda sigara içen bireylere artık taramayı önermektedir. Türkiye'de keten programları içerisinde akciğer kanserine karşı düşük doz taramayla e, kullanılması ile alakalı henüz bir resmi kılavuz bulunmamaktadır. Ancak bizim hastanemizde gerek dahiliye, gerek check-up, gerek göğüs hastalıkları, gerekse tıbbi onkoloji hizmeti tarafından Düşük doz tomografi ile yılda bir kez yapılacak düşük doz tomografi buna eşlik eden doktor muayenesi biz akciğer kanserine karşı tarama yöntemlerini hali hazırda kullanılabiliyor durumdayız. Diğer bir tümör tipi de kalın bağırsak tümörleridir. Kalın bağırsak tümörleri hem erkeklerde hem kadınlarda Türkiye'de üçüncü sıklıkta yer almaktadır. Tanı aldığı evreye göre çok iyi sağ kalım yani genel durum sonuçlarından çok ciddi hayatı tehdit edebilecek durumlara kadar geniş bir yelpazede seyredebilen bir tümördür kalın bağırsak tümörleri. Ancak kalın bağırsak tümörleri oluşum mekanizmaları gereği yıllar öncesine dayanan bir geçmişe sahip olabilir. İşte bu oluşum mekanizmalarının yavaş ve birbiri ardına gelmesi, bu sürecin uzun olması aslında erken tanı yöntemlerinin kullanılması için çok uygun bir imkan yaratmaktadır. Kalın bağırsak tümörlerini tarama yöntemi olarak birkaç yöntem kullanmaktayız. Bunlardan en kolay uygulananı hali hazırda aile sağlığı merkezlerinde de KETEM tarafından önerilen GAYTA'da yani büyük abdeste gizli kanın tespitine yarayan özel bir yöntemdir. Bu bir özel test kitine, test materyallerine dayanan bir testtir. Aile hekiminiz tarafından size verilmektedir. Siz bunu evde uygulayıp testin sonucunu öğrenmek için aile hekiminize başvurabiliyorsunuz. Bu çok en basit tarama yöntemidir. Tek başına duyarlılığı yüksektir ancak kullandığınız ilaçlardan ya da aldığınız besinlerden çok kolay etkilenebilmektedir. Bu nedenle gaitada gizli kan testini tek başına biz tarama yöntemi olarak önermiyoruz. Mutlaka yanında yapılacak kısa yani sol kolonoskopi yöntemiyle biz sizler için tarama yöntemlerini öneriyoruz. Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi belki bir kısmınızın bildiği ya da yaşadığı bir yöntem. Bir kameralı e, ince bir hortuma dayanan bir cihazdır. Size çoğu zaman hafif bir uyuşturmayı takiben makattan bu kameralı hortumla girerek bütün bağırsakların içinin kamerayla izlenmesine dayanan bir yöntemdir. Her ne kadar anlatış tarzı itibariyle gözü korkutacak bir yöntem gibi görünse de uygun ellerde, ehil ellerde siz hiçbir şey hissetmeden bu yöntemle hayatınızı kurtaracak bir adımı atmış olma şansınız var. Peki bu yöntemle tedavi etme şansımız var mı? Aslında güzel olan tarafı da bu. Bu kadar çektiğimiz belki sıkıntıya değecek olan kısmı da bu. Çünkü bu kamera hortumun içinden ilerlettiğimiz küçük bir e, cihaz sayesinde eğer hali hazırda bağırsak içerisinde küçük tümör oluşumu ya da küçük tümör grupları dediğimiz kötü huylu polipleri saptarsak eğer işlem esnasında doktorunuz bu küçük kameralı hortumun içinden o cihazları ilerleterek daha çok küçük aşamada büyük bir bağırsak cerrahisine ihtiyaç duymadan ameliyatına ihtiyaç duymadan kemoterapiye radyoterapiye ihtiyaç duymadan bu polipleri temizleyerek sizin hayatınızı kurtarabilir. Dolayısıyla kolonoskopi sol kolonoskopi şekilde de yapılsa, tüm kolonoskopi şekilde de yapılsa insan hayatını kurtaran en önemli erken tanı yöntemlerinden biridir. Biz Türkiye'de Ketem'in de önerdiği şekilde 40 yaşından sonra her kadına ve erkeğe 10 yılda bir kolonoskopi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Eğer kolonoskopinizde şüpheli bir şey, şüpheli bir oluşum saptanıp çıkarılacak olursa, ya da çıkarılmasa bile izlenecek olursa doktorunuz tarafından kolonoskopi daha sıklıkla 2 yılda bir, 6 ayda bir, 3 yılda bir olacak şekilde istenebilir. Ancak herhangi bir risk faktörü saptanmadığında kolon kanserine karşı tarama ya gaytede gizli kan testi ve kısa kolonoskopi ya da tam kolonoskopi ile 10 yılda bir devam edilmelidir. En sık görülen kadın kanserlerinden biri olan rahim ağzı kanseri devam etmek istiyorum. Rahim ağzı kanseri özellikle gelişmemiş ülkelerde daha başları çeken, gelişmekte olan ülkelerde daha geride sıklığı olan bir tas tümör tipidir. Ve kadınlardaki rahim ağzı kanserinin çoğu insan papilloma virüsü, human papilloma virus, HPV denilen bir virüs ilişkili bir hastalıktır aslında. Ve bu virüs cinsel yolla bulaşabilen bir tümördür. Daha erken tanıyı hiç konuşmadan önce önemli olan ve iyi olan tarafı, bu insan papilloma virüsü cinsel yolla bulaştığı için bunun cinsel yolla bulaşmasının önüne geçilmesidir. Erken tanı yöntemleriyle tanı konulsa bile insan papilloma virüsü sonrası bazı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla güvenli cinsel ilişkiyle human papilloma virüsü ilişkili rahim ağzı kanserinden korunulabilir. Ama yine de biz her kadına cinsel aktif dönem başladıktan sonra kadın doğum bölümü tarafından yapılan kadın doğum muayenesi ve çok basit bir fırçayla alınan örneklemle human papilloma virüsünü saptayabilecek ya da bu virüse bağlı oluşabilen erken tümör hücrelerini saptayabilecek durumdayız. Ve erken dönemde saptandığında rahim ağzı kanseri çok basit bir işlemle tamamen tedavi edilebilir bir yöntemdir. Ancak bu işlemden kaçarsak, işlemi yaptırmak istemezsek hastalık biz hiçbir şey hissetmeden Hiçbir şikayet etmeden ameliyat bile edilemeyecek safhada saptanabilir. Ve rahim ağzı kanseri bu safhada saptandığında tedavisi çok daha zor. Hem ilaç tedavisini hem ışın tedavisini içeren çok daha çetrefilli bir hastalık haline gelebilir. Hatta eğer vücutta yaygın hastalık, metastatik hastalık haline geldiyse ölümcül seyredebilir. Oysa çok basit bir tarama yöntemiyle hastalığı daha bu aşamaya gelmeden basit bir şekilde tedavi mümkünken gelin hep beraber rahim ağzı kanserine karşı ya taranma yöntemlerini kullanalım ya da etrafımızdaki kadınları bu konuda bilinçlendirelim. Bu hepimizin görevi. Ama daha da güzel bir tarafı var. Daha cinsel olarak aktif döneme gelmeden 11 yaşından sonra hem kızlarımızı hem erkeklerimizi rahim ağzı kanserine sebep olan HPV'ye yönelik aşılarla bu hastalığın bulaşmasını önleyebiliyoruz. Neden erkeklerde de önemli bu human papilloma virüsü? Çünkü erkeklerde de rahim olmamasına rağmen penis kanseri ve rektum kanseri yani makat kanserine sebep olabilir. Dolayısıyla hem kızlarımızı hem oğullarımızı erken yaşta human papilloma virüsüne karşı önlem almak istiyorsak aşılamayı herkesin öncelik haline getirmesi gerekir. Hali hazırda bayındır hastanesi Söğütözü'nde Hümun papilloma virüsü için çocuklarda aşılamayı biz uygulamaktayız. Bir diğer önemli tümör tipi de mide kanserleridir. Mide kanseri dünyada özellikle uzak doğu ülkelerinde çeşitli beslenme faktörlerine karşı çok sık görülen bir tümördür. Türkiye'de ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da net, net her neden oluştuğu bilinmese de daha sıklıkla saptanan, bazen ailevi geçiş olabilen bir tümör tipidir. Aynı bağırsak tümörlerinde olduğu gibi mide tümörlerinde de yemek borusu tümörlerinde de bu tümör mide ya da yemek borusunun içerisinde başta minik bir yarayla başlar. Hatta daha tümör hücreleri küçük halde yara oluşturmadan da endoskopik olarak aynı kolonoskopide olduğu gibi ağızdan kameralı bir hortum salınması yöntemiyle erken tanısı mümkün olan bir hastalıktır. Dünyada ve özellikle mide kanserinin özofagus kanserinin, yemek borusu kanserinin sık görüldüğü ülkelerde bir tarama programı üst endoskopi dediğimiz yöntemle uygulanmaktadır. Henüz Türkiye'de KETEM tarafından mide ve yemek borusu kanseri için uygulanan resmi bir tarama programı bulunmamaktadır. Ancak kişisel risk faktörleri, aile risk faktörleri bir arada değerlendirildiğinde yine de biz hastalarımıza endoskopik tarama yöntemlerini tavsiye ediyoruz. Bayındır Hastanesi Söğütesi Gastroenteroloji Merkezi'nde yine İsterseniz kişi servis faktörlerinize göre bu tarama yöntemlerinin uygun şekilde ehillerlerde uygulanmasının hizmetinden faydalanabiliyorsunuz. Son söz olarak söylemek istediğim bir şey. Kanser adı baştan hepimizi korkutan bir hastalık. İnanın biz de bundan korkuyoruz doktorlar olarak. Çünkü bazen öyle hastalık öyle evrede karşılaşıyoruz ki bir doktorun kendisini çaresiz hissettiği, bir şey yapamadığını hissettiği bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ancak bizim bildiğimiz nokta ki eğer bu anlattığım tarama yöntemlerini uygun şekilde kullanırsak ne kendinizi çaresiz hissetmenize gerek kalacak ne de çok yoğun, çok uzun, çok zahmetli tedavi yöntemlerine gerek kalacak. O yüzden aslında bu basit tarama yöntemlerini hayatımızın uygun zamanlarına entegre ederek baştan sigara içmeyerek yapılabilecek diğer aşılama yöntemlerini uygulayarak çok daha sağlıklı bir hayat sürmemiz, önleyemeyeceğimiz durumlarda da daha kolay tedavi edilebilmemiz mümkün. Bu nedenle hadi gelin hep beraber bu tarama yöntemlerini daha yaygın kullanmaya başlayalım.